mesai arkadaşlarımızla birlikte ve milletimizin dini ve manevi hayatını ayakta tutmak için hizmet eden 81 il müftümüzle birlikte bugün Gazi Meclisimizin saygıdeğer başkanına 15 Temmuz gecesinde maruz kaldığı o menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, Zatıhanenizin şahsında bütün milletimize geçmiş olsun demek ve dua ve niyazlarımızı iletmek üzere huzurunuzda bulunuyoruz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, gerçekten milletimiz Yüce Rabbimizin lütfu ve yardımıyla aziz milletimizin tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizin büyük feraseti ve dirayetiyle çok büyük bir badireyi atlatmıştır. Bundan dolayı Yüce Rabbime hamd ediyorum. Gazi Meclisimiz ikinci kez gazi olmuştur. Yüce Rabbimiz milletimizi, ülkemizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu süreçte yasaların bize verdiği görevi de dikkate alarak, zira bizim görevimiz sadece din hizmetlerini yürütmek değil, aynı zamanda milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ayakta tutmak, daima milletimizin hukukuna sahip çıkmak, onların yanında yer almak, maneviyatını yüce tutmak gibi bir vazifemiz var. Bu sebeple ilk geceden itibaren 81 il müftümüz seferber olmuştur. 118 bin din görevlimiz, din gönüllümüz bütün camilerin ışıklarını yakarak özgürlüğümüzün simgeleri olan minarelerimizden saralar okuyarak milletimizi kendi hukukuna sahip çıkmaya davet etmiştir. Huzurunuzda bu vazifeyi hakkıyla ifa eden bütün din gönüllülerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu süreci, bu soylu direnişi, aziz milletimizin gösterdiği bu soylu direnişi iki şeyle taçlandırdığımız zaman anlamlı olacaktır. Birincisi, millet olarak bizim bu soylu direnişi bir adalet ve merhamet direnişiyle taçlandırmamız lazım. Bu soylu direnişi adalet ve merhametle taçlandırdığımız zaman tarihteki yerini alır. Aksi takdirde bir kin, öfke ve intikama dönüştüğü zaman Allah korusun hepimiz zararlı çıkarız. Haseten bundan sonra bu süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 81 il müftümüzle birlikte, 100 bini aşkın din gönüllümüzle birlikte milletimizin birliği ve beraberliği, kardeşliği, yaşadığımız büyük acıları tarihin mezarlığına gömerek birlikte istikbali inşa etmek için canhıraş bir şekilde çalışacağımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Biz bütün arkadaşlarımızla birlikte bu süreçte sürecin bir fitneye, fesada, bir mefsedete dönüşmemesi, bir kin, öfke ve intikama dönüşmemesi, sadece adaletle, sadece hukukla hareket edilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Tekrar bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Zatıhanenizin şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerine, meclisimizin şahsında milletimizin tamamına, her ferdine tekrar en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, değerli reisimizi dinledik. Profesör Mehmet Görmez hocamız, her zamanki derin vukufu ve tahlil kabiliyetiyle bize hem de vaaz-ı nasihatlerde bulunarak durumu ifade ettiler. Evet, elbette ki hukuka göre hareket edeceğiz.
Elbette ki bu yanlışa girenlerin hepsinin ötelenmesi, itelenmesi gibi bir durum olmayacak. Ama gerekeni de yapacağız. Çok ders veren bir vakadır bu 15 Temmuz. Çok dersler aldık, almalıyız. İnsanlar ne kadar afyonlanabiliyor, bunu görüyoruz. Eğitim ne kadar mühim, bunu görebiliyoruz. Maneviyatı aşındırma ne noktalara getiriyor insanları, onu görüyoruz. Namlusunu, tankın namlusunu, elindeki silahın namlusunu, onu ona teslim eden, milletine çeviren insanlar meclise de çevirdiler. Şimdiye kadar 1950'dir demokratik hayata geçişimiz. 16 tane darbe örtülü, açık, neticelenen, akim kılan oldu. Bu 17.'si. Biiznillah bu sonuncusudur. Alınan, varılan bir netice budur. Elini kolunu sallaya sallaya darbeler yaptılar, neticeye giden darbeler. Çünkü millet dağınık. Birbirinden habersiz. Rahmetli Menderes'in devrilmesinde 1967 Mayıs'ında bugünkü iletişim vasıtaları yoktu. Tek bir radyo vardı. Ve İstanbul'daki darbeyi iki kurmay yarbay yaptı. Orhan Erkanlı, Orhan Kabibay. Zırhlı Okulun komutanı da Tuğgeneral Refik Turgay'ı da haberi yoktu. Ve bu iki subay, İstanbul Vali Belediye Başkanı mı olacaksın, yoksa sen Balbomcu'ya gideceksin dediler. O belediye başkanlığını, valiyi tercih etti. Çünkü Junta'nın başında general yoktu. Gürsel'i, Kara Kuvvetleri eski komutanı İzmir'den çağırdılar. Altta Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, öyle bir 38 kişiydiler. Ve hiç kimse bir şey demedi. Öyle kaldı. Menderes'in asıldığı günde Adalet Partisi binası İstanbul'da vilayetin bitişiğinde rahmetli Tahsin Demiray'ın ahşap bir binası vardı, oradaydı. Cağaloğlu'nda işi olanlar Sirkeci'den dolaştı, şeyden, un kapanından dolaştılar. O binanın önünden geçmediler. Ve binada Adalet Partili 4 kişi vardı. Biri rahmetli arkadaşım Necati Çakıroğlu, Trabzon milletvekili. Korktu, sindi. Dağınıklık kötü bir hadiseydi. Bugün o dağınıklık yok. Demin Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla konuşurken, selalar var şimdi. Işıkları yanan camiler var. Ve oradan millete sahip çık kendine, imanına, inancına, hürriyetine, ülkene sedaları yükseldi. Ve önledi. Ne yapmıştım Menderes? Ben Yassıada davalarını 5-6 kere, hatta daha fazla, hukuk talebesiydim. Daha yeni girmiştim, takip ettim. Ne felaketti ya Rabbi. Tevfikileri vardı. Hemşinliydi. Samsun milletvekiliydi. Ve 4 yıl Samsun'da 7. bölge, Karayolları Bölge Müdürü'nün başındaydı. Milletvekili oldu. Milli Eğitim Bakanı oldu. Ulaştırma Bakanı, eski adıyla Münakalat. Bayındırlık Bakanı oldu, eski adıyla Nafıa. Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkan Vekilliği 10 yıl tepedeydi. Ve bu zatı erittiler, müebbede mahkum ettiler. Tevfikleri, suçu neydi? İmam Hatipleri açtı. 1951. Ezanı asliyetine kavuşturdu. 17 yıl sonra. İlk defa radyoda mevlüt okundu. Kur'an-ı Kerim okundu. Yüksek İslam Enstitüsü açıldı.
Ne zamanki bir manevi gelişme var, ne zamanki bir maddi gelişme var, Türkiye'nin önü kesiliyor. Ve Menderes idam edildi maalesef. Çok kibar bir insandı. Davalarda görüyordum. Edep hiç bozmadan, eli böyle. Buyurun Reis Beyefendi Hazretleri. Ayağa kalkıyor. Kahvelerde sandalyeler vardır. Demirle böyle şekil çizilir onda, kontraplaktan, eskiden. O sandalyeleri dizmişler. Menderes böyle oturuyor. Elini hiçbir zaman çözük görmedim. Dizlerini hiçbir zaman ayrı görmedim. Bayar geliyordu. Elinde paltosu atıyordu oraya. Fatürünü atıyordu. Hiç. Onu 5 senede kurtardılar. Ama Menderes'i astılar. Tevfikileri müebbede mahkum ettiler. 15 kişi idama mahkum edildi. Ceza kanununda bir değişiklik yaptı Milli Birlik Komitesi. Eski ceza kanununda 65 yaşına geçenler idam edilme hükmü vardı. Milli Birlik Komitesi'nin ilk kararlarından birisi yaşı ne olursa olsun idam serbesttirdi. Niyet asmaktı, asamadılar. Astırmayan bir güç, darbeyi yaptıran güçtü. Türkiye ile uğraşıyorlar. Hadi onlar uğraşıyorlar, siz niye uğraşıyorsunuz? Siz Cumhurbaşkanı'nı öldüreceksiniz. La havle ve la kuvvet. 15 dakika önce ayrılmış. Yaveri soruyor, yaverler. Koordinatları ne uçağın? Uçak düşürecekler. Ya ne oluyor size? Ne biçim iş bu ya Rabbi? Ama çok büyük dersler verdi millete. Kardeşlik duygusunun pekişmesi lazım. Öteleme, iteleme olmaması lazım. Hani innemel müminune ihve? Ne de? Nerede? Bu şuurlara, ruhlara işlenmesi lazım. Vücutta, bünyedeki zehirlerin panzehirle atılması lazım. Evdeyim, konuttayım. Bir sesler, uçak sesleri. Allah Allah, uçaktan, alçaktan uçuyor. Pencereden baktım. Evet, radyoyu, televizyonu açtım. Boğaz Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Eyvah. Hemen abdest aldım. Ve doğru meclise. Kaptan nerede durur? Gemide. Gemiden ilk önce kim çıkar? Fareler. Maalesef fareler var ama kaptanlar çok. Geldi arkadaşlar. Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den aktılar. Gelmeyen bir parti HDP ama onun grup başkan vekili ve genel başkanı telefonla aradı. Provokasyon olmasın diye gelmiyoruz. Bizi orada sayın ama yarınki olağanüstü toplantıya geleceğiz. Ve geldi. 4 parti ortak deklarasyon yayınlandı. Hepsi imza etti. Demokrasi çok iyi bir rejim de ayrım şeklinde tatbik edilmemeli. Bu bir bütünlük sağladı. O bütünlük hep devam etmelidir. Demin konuşurken değerli Diyanet İşleri Başkanımızla onun bir teklifi vardı. Onu niye açıklamadınız hocam? Ben açıklayayım mı? Parti liderleri bulundukları vilayetlerde bizzat hatip olarak birer miting yapsınlar, nihai mitingi. İzmir'in milletvekili mi Kemal Bey? O İzmir'de yapsın. İyi de İzmir'in 2 tane genel başkanı var, ne yapacağız? İkisi aynı anda yapsın. Birlikte yapsın. Ne oluyoruz yani? Devlet bir Osmaniye'de yapsın. Selahattin Bey'i bilmiyorum. O da yapsın. Adı Selahattin. Bırakalım hendekleri. Bırakalım çukurları, duvarları. Bölemezsiniz bu devleti, bu milleti. Bu bayrağı indiremezsiniz. Bu dörtlüyü
Hazmedecek herkes, devleti, milleti, bayrağı, vatanı bölemezsiniz. Diyanet İşleri Teşkilatı çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun. Her kıtada var. Çevre yetmedi, şimdi Amerika'da, Washington'da var. O muhteşem eser. Afrika, hiç girmediğimiz yerde var. Asya var. Yatırımlar yapıyor. Ben bu Diyanet İşleri Başkanımızın, muhterem Profesör Mehmet Görmez Bey'in teklifini liderlere ileteceğim. Elçiye zaval olmaz. Bakarsın uyarlar. Çünkü benim davetime icabet ettiler. Mesela Kemal Bey, İstanbul'dayım dedi. Katılmak isterim dedi. Saat 14'e yetişemem dedi. Acaba 15'e alsak olmaz mı? Toplantıya yetişirim ama arkadaşları dinleyemem dedi. Hay hay. Gayet güzel konuştu. Devlet Bahçeli Bey fevkalade konuştu. Ve gece zaten arkadaşlarımız beraber konuştular. Ben oturdum. Divan katipleri vardır. Telefon, televizyonda görüyorsunuz. Burada Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili. Burada Özkan, bizim MHP, Erkan Bey, değerli insan. Erkan Bey, Özgür Bey, birlikte her partiden birer tane konuştuk. Bombalar, silah sesleri, ses bombaları atıyoruz. Ama bir tane geldi. Şimdi gezerken inşallah eğer vaktiniz varsa makbule geçer gezersiniz. Ve yine vaktiniz varsa uygun görürseniz genel kurul salonuna da girersiniz. Bir tanesi düştü. Yan sağ dipten müthiş bir barut, duman sallandı her taraf. Kürsü mürsü, camlar aşağı. O ana kadar da üst salondaydık, alt salona indik. Terk etmek yok, evet demek yok. Güney Afrika'da genel vali ana caddeye bir tane şapka asmış. Var ya bu İngilizlerin fotör tipi, herkes oradan geçerken, bütün siyahlar, şeyler değil, beyazlar değil, selam veriyor ve geçiyor. Selam veriyor ve geçiyor. Beyaz serbest. Ama siyah selamsız geçiyorsa hemen alınıyor. Bir tanesi selam vermeden geçiyor. Alıyorlar onu. Bu sefer öbürü geçiyor. Diğeri geçiyor. Emniyet yetmiyor. Hapishane yetmiyor. Stat yetmiyor. Telörgü çeviriyorlar ve koyuyorlar şeye, tarlaya. Ama hayat duruyor. Şoför yok, sütçü yok, iş yapacak olan yok. Hayat durdu. Genel vali gidiyor, şapkasını oradan alıyor. Bir selam vermek yok. Neden oldu bu? Halkın bütünlüğünden ve birliğinden. Ne yaptı bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız? 118 bin kişi bütün Türkiye sathında şapkaları kaldırttı. Öyle postalın sesini, süngünün gölgesini istemiyoruz dedi. Allah hepinizden razı olsun. Hukuk devletidir Türkiye. Türkiye gelişecektir ve kalkınacaktır. Dış gezilerimizde görüyoruz, dış gezilerimizde. Sizin istikrarınız bizim istikbalimiz ve istiklalimizdir diyor diğer devletler. Bizim sağlam, kavi devletler. Bunda yani illa Müslüman ülkeler değil. Mesela dün Gürcistan Başbakanı vardı. Aynı şeyi söyledi. Türkiye'nin istikrarı bizim istikbalimizdir dedi. Bizim gelişmemiz devam edecek inşallah. Hep birlik olacağız. Bütünlük olacağız. Ve çok güzel günlere gideceğiz. Allah hayırlı günler nasip etsin. Yanlışta olanlara hidayet nasip etsin. Bu yara tabii ki her yara gibi savacak. Eskisi kadar da uzun sürmeyecek. Normal hayat aynen devam ediyor. Herkes işinin başında. Öyle sarsıntı da olmadan gayet güzel götüreceğiz. Ve hepimiz
Bunda elimizden geleni yapacağımıza ben de inanıyorum. Bir gazi meclis diye ifade buyurdu değerli Diyanet İşleri Başkanımız. Doğru. Gazi meclis, gazilik yakışır zaten. Ama bu son gaziliği. Bundan sonra yok öyle şey. Devam. Demokratik sisteme devam. Adı parlamenter veya bir başka. Ama demokrasi şart. Demokratik hukuk devleti olarak Türkiye'miz çok öteye gidecek ve hepimiz de elimizden geleni yapacağız. Her birinize teker teker tebriklerimi sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanımız yanında, Merkez Teşkilatı'nda başkan yardımcıları da var. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı var. Merkez Teşkilatı var. Bütün teşkilatıyla ve bütün mensuplarıyla Diyanet İşleri Teşkilatımızı selamlıyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Teşekkür ediyorum.